Geceleri sokaklarda dans eden bir kadın görürseniz oradan hemen uzaklaşın. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bu video çok ürkütücü bir hal almak üzere. Bugünün videosunda son zamanlarda sosyal medyada herkes tarafından konuşulan ve bir o kadar da korkulan dans eden Sırp kadın efsanesinden bahsedeceğiz. Dans eden Sırp kadın efsanesi ilk olarak 2019 yılında Sırbistan'ın Belgrad kentinde ortaya çıktı. Gece yarısı sokakta gezen gençler tarafından bir hastanenin çevresinde görüntülenmişti. Videoda geç saatlerde ürkütücü bir şekilde sokaklarda dans eden ve yanında bıçak taşıyan bir kadın vardı. Çevredeki herkesi tehdit edip korkutuyordu. Kendisi tam 4 yıl sonra geri döndü. Sosyal medyada son günlerde bu kadının yeni bir videosu yayınlandı. Efsaneye göre bu korkunç kadın geleneksel kıyafetler giyiyor ve kendine özgü geleneksel bir dans yapıyor. Bugüne kadarsa yüzünü kimse tam olarak göremedi. Asıl hedefinin çocuklar ya da hamile kadınlar olduğu söyleniyor. Eğer onunla karşılaşırsanız asla alay etmemeniz gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda sizi yakalayacak ve diğer dünyaya götürecektir deniyor. Arkadaşlar, onun hakkında ne yazık ki çok az bilgi var. İnsanların bir kısmı dans eden Sırp kadının sadece bir şehir efsanesi olduğunu söylerken, başka bir kısmı ise onunla karşılaşmaktan gerçekten korkuyorlar. Bazı iddialarda dans eden Sırp kadının aslında doğaüstü güçleri olan korkunç bir cadı olduğundan ve geceleri ıssız yollarda birdenbire ortaya çıkarak insanları korkuttuğundan bahsediliyor. Anlatılanlara göre eğer geç saatlerde sokakta yürüyorsanız onu dans ederken göreceksiniz. Ve dediğim gibi ona asla yaklaşmayın. Çünkü sizi görür görmez elindeki bıçağıyla kovalamaya başlayacaktır. Böyle bir durumda o dansını bitirene kadar sessizce beklemeniz öneriliyor. Sanırım o beğenilmek istiyor ve dansını sesinizi çıkartmadan sonuna kadar izlerseniz size zarar vermeyeceği söyleniyor. Ancak yine de bence ona tam olarak güvenemeyiz. Şimdiye kadar sadece Sırbistan'da görüldü. Dünyanın başka bir yerinde henüz görünmedi. Ancak efsane onun hakkında ne kadar çok konuşursak ve videolarını paylaşırsak konuşulan yerlerde de ortaya çıkmaya başlayacağını söylüyor. Onun hakkında konuştuğum için şu an sanırım birazcık gerginim arkadaşlar. Yine Sırbistan'dan Bavuk adında başka bir ürkütücü şehir efsanesiyle devam ediyoruz. Bavuk karanlık ve ıssız yerlerde ya da terk edilmiş evlerde ortaya çıkan hayvan benzeri korkunç bir yaratıktır. Garip bir yürüyüşü vardır. Yaratılışı gereği kötü niyetlidir. Karanlık yerlere tek başınıza gitmediğiniz sürece onunla karşılaşmayacağınız söylenir. Çocukları yiyerek beslenir ve ilginç bir avlanma yöntemi vardır. Bavuk avlanmak için insanlara saldırmaz ya da onları aramaya gitmez. Bunun yerine bir yerde saklanarak sessizce bekler ve saklandığı yerden geçen kişiyi tuzağa düşürür. Bu durum bana yuvasında saklanıp sinek bekleyen bir örümceği hatırlatıyor arkadaşlar. Efsane yaratığın bir ayıya benzediğini ve karanlıkta parlayan gözleri olduğunu söylüyor. Ancak bunların dışında görünüşü hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Tam olarak nasıl göründüğü bilinmese de karşılaşmadan önce onu duyabilirsiniz. Ve bu size hayatta kalma şansı verebilir. Bu yaratık tahtaya sürtünen tırnak sesi gibi oldukça garip bir ses çıkartıyor. Bu sesi duyduğunuz anda ona yakalanmadan önce kaçmak için küçük bir şansınız var. Neyse ki Bavuk iki zayıf noktaya sahip. Birincisi, parlak ışıktan hoşlanmıyor. Bu durum ona zarar veriyor. Hatta güneş ışığına uzun süre maruz kalınca yaratık bu duruma dayanamıyor ve yok oluyor. İkincisi ise yüksek sesler yaratığı korkutuyor ve onun ortamdan kaçmasını sağlıyor. Bahsedeceğimiz başka bir şehir efsanesi ise Baba Yaga. Efsaneye göre etrafta iki ayak üzerinde dolaşan bir ev görürseniz asla yanına yaklaşmayın. Çünkü bunun Baba Yaga'nın evi olduğu söylenir. Baba Yaga genellikle ormanın derinliklerinde yaşayan yamyam bir cadıdır. Korkunç derecede çirkin olduğu anlatılır. Siyah giysiler giyer, gri saçlı ve gaga burunludur. Yüzünde sihirler vardır ve derisi sertleşmiştir. Kahverengileşmiş, kirli ve uzun tırnakları vardır. Ancak insanları kandırmak için çok güzel bir kadın kılığına girebilir. Söylentilere göre evi tavuk bacaklarına benzeyen, iki bacak üzerinde duran bir kulübedir.
Evin etrafı kemikler ve kafataslarıyla çevrilidir. Süpürgesiyle ormanın etrafında uçar. Baba Yaga hilebaz bir karakterdir. Bu yüzden genellikle çocukları ormanın derinliklerine sürükler, pişirir ve yer. Yani efsane diyor ki, eğer ıssız bir yerde bu iki ayaklı evle karşılaşırsanız oradan hemen uzaklaşın. Bir sonraki yaratığın adıysa bir ev cini olan Domovoi. Kısa boylu, sakallı, kambur, orta yaşlı bir erkek görünümündedir. Vücudunun her tarafı kıllarla kaplıdır. İstediği evi sahiplenebilir. Evlerin çatı katında ya da bodrumlarında yaşadığı söylenir. Domovoi'nin görülmesi çok tehlikelidir ancak sesi duyulabilir. Geceleri etrafta gezerken ayak sesleri çıkartır. Bazı gecelerde ise tuhaf şekilde iç çekerek ağladığı duyulur. Kızdırılmadığı sürece insanları rahatsız etmez. Ancak eğer evde yaşayan kişiler ona yemek sunmazsa, o evi terk edeceği ve sonsuza kadar evi lanetleyeceği söyleniyor. Başka bir ürkütücü yaratık sağ Kikimora arkadaşlar. Kikimora da bir evcinidir ve istediği evi sahiplenebilir. Sahiplendiği evi terk etmesi ise çok zordur. Genellikle sobanın arkasında ya da kilerde yaşar. Ve fare sesine benzer bir ses çıkartır. Geceleri anahtar deliklerinden geçerek odaya girdiği ve uyuyan kişinin göğsüne oturarak onu rahatsız ettiği söyleniyor. Eğer onun sesini duyarsanız dolap içi, yatak altı gibi yerlere bakmamalısınız. Çünkü bu tip yerlerde saklanmayı çok seviyor. Kikimora'nın yüzü bir tavuğun gagasına benziyor ve keçi boynuzuna benzeyen iki adet boynuzu var. Dağınık saçlı, yaşlı bir cadı görünümündedir. İstediği zaman güzel bir kadının ya da ölmüş birinin kılığına girebilir. Kikimora ürkütücü bir ıslık çalar ve yaşadığı evden memnun olmazsa geceleri tabakları kırarak gürültü yapar. Böylece o evde yaşayanları korkutur. Bazı zamanlardaysa gece evin bir köşesinde örgü örürken görülebilir. Gecenin bir yarısı böyle bir şeyi evimde örgü örerken görmeyi gerçekten istemezdim. Bugünün videosunda sizlere birbirinden ürkütücü Sırbistan şehir efsanelerinden bahsettim arkadaşlar. En çok hangi yaratığı ürkütücü bulduğunuzu yorumlarda bana bildirin. Eğer bu seriyi sevdiyseniz ve devamı gelsin isterseniz videoyu kesinlikle beğenin. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Ben her çarşamba ve cumartesi sizler için burada uzun videolar yayınlıyorum arkadaşlar. Ancak beni daha çok görmek istiyorsanız Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz beni ve kanalımı sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve videoyu beğenmeniz benim için gerçekten önemli arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.